Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özel durumda olanlara verdiği ödenekler var. Ancak birçok kişi bunları bilmiyor. Evde bakım, cenaze ve emzirme ödeneği bunlar arasında. Asgari ücretteki artışla birlikte bu ödeneklerde de rakam arttı. Gelin birlikte bakalım şimdi. Cenaze ödeneği, emzirme ödeneği, muhtaçlık ödeneği, engelli ödeneği 60 5 yaş üzeri olan kişilere ödenende bir ödenek vardı. Cenaze parası, eş ve çocuk yardımı ya da emzirme parası. Yeni yılla birlikte devlet tarafından ödenen birçok ödeneye zam yapıldı. Başvurmayı unuttuysanız cenaze ödeneğine 5 yıl içinde başvurup bu ödeneği tahsil edebiliyorsun. Ölen kişinin yakınlarına ödenen cenaze ödeneği için öncelik eş ve çocuklarda. Ölüm ödeneği 718 liradan 801 liraya çıktı. Emekli sandığında ise 2200 liradan 2400 liraya çıktı. Anne çalış Çalışmıyorsa baba, baba çalışmıyorsa anne emzirme ödeneği alabiliyor. Bunun için başvurular SGK'ya yapılıyor. Şimdi anne veya babanın son 120 günde aralıksız prim ödemiş olması yeterli. Bu tutar 178 liradan 202 liraya çıktı. Örneğin hastalanıp rapor aldınız. İş yerinizin yatırmadığı primleri siz SGK'dan talep edebiliyorsunuz. Günlük olarak ödenen 56 lira gibi bir tutar vardı. Bu 60, 65 liraya çıktı. Yatarak da 42 liradan 49 liraya çıktı. Bir diğer ödenek de doğum izni parası. Doğumdan önce ve sonra toplam 16 hafta izin kullanan kadınlar, eğer çalıştığı iş yeri primlerini ödemediyse bu ödeneği alabiliyor. Maaşa göre değişen bu ödenek örneğin geçtiğimiz yıl 1705 lira ödeniyorsa bu yıl 1962 lira ödenecek. Asgari ücretin 3'te biri tutarında bu izni süresince bir ödeme alıyor. Evde bakıma muhtaç hastası olanlar da bu yıl daha fazla ödenek alacak. Aynı dairede ikamet ediyor iseniz size ödenen ödenek 1307 liradan 1457 liraya çıktı. Ve çeyiz parası. Yetim kalmış kız çocukları yetim aylığı almaya başladılarsa ödenek devreye giriyor. Evlenir ise eğer 24 aylık e, maaş alıyor toplu olarak. E, vefat eden babanın ya da annenin aldığı aylığa göre e, hesaplanmaktadır.